Endi cosinus x teng a tenglanma. Nima uchun mana bu holda yechim yo'q? Nima uchun bu holda yechim mana bu formula bilan beriladi? Bu holda bu formula bilan beriladi, mana bu holda bu formula bilan beriladi, mana bu holda mana bu formula bilan beriladi. Shu savolga javob beramiz. Nima uchun mana shu formulalardan topiladi? Shu savolga javob beramiz. Endi bu shu savolga javob berish uchun biz cosinus x funksiyasining grafikidan foydalanamiz. Mana rasmda cosinus x funksiyasining grafiki berilgan. 0 da 1 ga teng, pi taqsim 2 da 0 ga teng, minus pi taqsim 2 da 0 ga teng, minus pi da qiymati minus 1 ga teng, pi da minus 1 ga teng, 3 pi taqsim 2 da 0 ga teng, minus 3 pi taqsim 2 da 0 ga teng, va hokazo. Hop, tenglamaning ildizini qanday topardik? Grafik usul bilan foydalangan, grafik usuldan foydalanganda biz tenglamani yechimini topish uchun ikkita funksiyani qarardik. Y teng cosinus x va y teng a funksiyalarini qaraymiz. Bu o'zgarmas a o'zgarmasdan mana bu x o'qiga parallel to'g'ri chiziq. Bu funksiyalarning grafiklari kesishgan nuqtasining absisalari bu tenglamaning yechimi bo'ladi. Endi a ga nisbatan quyidagi hollarni qaraymiz. A 1 dan katta bo'lsin. Bu holda y teng a to'g'ri chiziqning grafigi mana bir nuqtadan yuqoridan o'tadi. Mana a. U holda grafiklar umumiy nuqtaga ega emas. Chunki kosinusning eng katta qiymati 1 ga teng. 1 dan katta bo'la olmaydi. Agar a 1 dan katta bo'lsa, bu holda grafiklar kesishmaydi. Shu sababli bu tenglama yechimga ega emas. Shu sababli agar a 1 dan katta bo'lsa, yechimlar to'plami bo'sh to'plam. Endi a 1 dan minus 1 dan kichik bo'lsin. Bu holda y teng a to'g'ri chizig'ining grafigi mana minus 1 nuqtadan pastdan o'tadi. Bu holda ham grafik bilan bu to'g'ri chiziq umumiy nuqtaga ega emas. Chunki sinusning eng kichik qiymati minus 1 ga teng. Y teng a to'g'ri chizig'i minus 1 dan pastdan o'tyapti. Shu sababli grafiklar umumiy nuqtaga ega emas. Bu degani tenglama bu holda ham yechimga ega emas. Shu sababli bu holda har ikkala holda ham yechimlar to'plami bo'sh to'plam. Ya'ni x tegishli bo'sh to'plam. Ya'ni bu degani tenglama ildiziga ega emas degani. Endi keyingi hollarni qarab chiqamiz. Hop, endi a 1 ga teng bo'lsin. Bu holda y teng a to'g'ri chizig'ini o'tkazadigan bo'lsak, ya'ni bu holda a 1 ga teng, y teng 1 to'g'ri chizig'ini o'tkazamiz. Bu holda u to'g'ri chiziq mana bu to'g'ri chiziq bo'ladi. Mana bu buyog'i mana bu ko'rsatilgan. Hop, mana bu nuqta grafik bilan to'g'ri chizig'ini kesishgan nuqtasi, umumiy nuqtasi. Demak, bu nuqtaga x teng 0. Mana bu yechim mos keladi. Bu bitta yechim. Endi mana bu tenglamaning barcha yechimlarini topish uchun biz bunga 2 ka pi qo'shamiz. Bu yerda ka tegishli z ga. Va mana bu tenglamaning, ya'ni cosinus x teng bu holda cosinus x teng bir tenglamani hosil qilamiz. Mana bu tenglamaning barcha ildizlarini hosil qilamiz. Shu sababli bu holda tenglamaning ildizlari mana bu formula bilan berilgan. Endi a minus 1 ga teng bo'lsa-chi? Bu holda to'g'ri chiziq mana bu to'g'ri chiziq bo'ladi. Mana bu yerda punktir bilan chizilgan. Uzilgan chiziqli bu. Uzuq yo'liq chiziq bilan chizilgan. Bu holda mana bu bitta yechimni bilamiz. Pi ga teng x teng pi. Endi tenglamaning endi kosinus minus 1, bu yerda ham minus 1. Bu tenglamaning barcha ildizlarini topish uchun 2 ga pi qo'shamiz. Shu sababli bu holda yechimlar mana bunday formula bilan beriladi. K tegishli z ga. A barobar teng holni teng holda mana bu formula bilan beriladi. Bu holni biz keyingi holda qaraymiz. Chunki 0 minus 1 bilan 1 orasida. Keyingi holda muhokama qilamiz bu holni. Hop, shunday qilib endi keyingi hol a minus 1 bilan 1 orasida bo'lsin. Unda y teng a to'g'ri chizig'ini chizadigan bo'lsak, to'g'ri chiziq grafikni kesib o'tyapti mana. Kelinglar kesishgan nuqtalarini
ayrımlarını görüp çıkaylık. Mesela bana bunu x var ben belgileylik. X bar. Bana bu nokta x2 olsun. Bana bu x3 olsun. Bana bu x4 olsun. Ne bu hakeza. Biz bana şu ayrımlarını görüp çıkalımız. Bana bu aralıkta 0 pi aralıkta kosinüs funksiye kemeyi için birden minus 1 geçe kemeyi en katta bu aralıkta en katta kıymatı 1 getin, en küçük kıymatı minus 1 getin. Bana şu aralıktaki grafiğini y'den a doğru çizik. Bana bu y'den a doğru çizik. Bana anıgı bitten noktada kesip ötardı. Bu x3 bilen belgilengen. Demek x3 0 bilen 0'dan katta ve x3 pi aralığı da bana bu aralığı da 0 pi aralığı yetişli ve bundan taşkarı onun kosinusu yani bana bu kosinus x3 a geteyim. Çünkü bu a doğru çizgide yattı. Y'den a doğru çizgide yattı. Bunu kıymata a geteyim. Yani bana bu kosinus x3 demek kosinus x3 ting ağa. Ha bu tenilerden biz x3 ting arc cosinus a formülünü hasıl kılamız. Mana bu tenini hasıl kılamız. Arc cosinus a'nın tarifiga göre mana bu ikkita şartni qanoatlantiruvchi x3 burchak arc cosinus a ga teng edi. Demek x3 arc cosinus x3 bu doğru. Arc cosinus a ga teng. Hop endi X3 yordamida qolgan hamma yildizlarni topish mumkinmi? Mana shu savolni qo'yamiz. Topish mumkin. Agar bu X3 bo'lsa, mana bu nuqta X2 nuqta, X3 nuqtalar Y o'qiga nisbatan simmetrik. Shu sababli bu yerdan biz darrov X2 ni ham topa olamiz. Minus arc cosinus, ya'ni minus X3. Minus X3, ya'ni minus arc cosinus a ga teng. Demek x2 niyem taptık. Yani bu iki tasından faydalanıp ve kosinüs fonksiyonun davrı 2π'ye teğin ikeninden faydalanıp biz kalgen hemen ildizlerini tapışımız mümkün. Mesela x doğruna tapışı için x3'ye 2π koşuşumuz gerek. X doğruna tapışı için x2'ye 2π'ni koşamız. 2π koşsak x doğru hasıl buladı. Kengi kesişken noktadan tapışı için x3'ye 2π'ni koşamız. Bana bu noktadan tapışı için bana x3'ten 2π'ni ayıramız. Bana bir x1'ni tapış için. Bu hakeza. Şu yoldan tapışımız mümkün. Şimdi kılı biz iki de yıldızlar katarını hasıl kılıyakız. Birincisi x'den birinci katar x3 yordamında hasıl kılın yaptı. X3 koşu 2kπ k tekişli zetke. İkinci katar x'den x2 koşu 2kπ bir de k tekişli zetke. Şimdi kılıp bana bir iki de yıldızlar katarını hasıl kıldık. Yıldızlar ketmeketliğini hasıl kıldık. Yani x3'nin oranına arc cosinus a yazalımız. x2'nin oranına minus arc cosinus a yazalımız. Bu neticede biz kuydaki yıldızlarını hasıl kılalımız. Bunu uçurup duralımız hazırca. Demek birincisi teyim buladı. X3 arc cosinus a koşu 2kπ bunu ise x2 minus arc cosinus a koşu 2kπ buna bu formülden topladı. Yani bu ikilisini birleştirip yazsak buladı mı? Kısa kılıp yazsak buladı mı? Buladı. Bana bu ikilisini birleştirip bana bu formülden yazalımız. Yani plus minus arc cosinus a koşu 2kπ. Eğer plus ligini alsak bana bu ildizler hasıl buladı. Eğer minus ligini alsak mana bu yıldızlar hasıl bo'ladi. Shunday qilib demek, agar a minus 1 ve 1 arasında bo'lsa, yıldızları, mana bu tenglamaning yıldızları, mana bu formula bilan topilar ekan. Endi a 0 ga teng bo'lgan holni qarab chiqaylik alohida. Agar a 0 ga teng bo'lsa, mana kelinglar a o'rniga 0 qo'yaylik. U holda bu yerda arc cosinus 0. Arc cosinus 0 bizga ma'lum pi taqsim 2 ga teng. O'qalda bu ildizlarni biz quyidagicha yozishimiz mumkin.
Peki mana bir yerden tapışım bulsam ki r kosinüsün norm pi taksim 2'ye teng. Demek iki de ildizler katarını hasıl kılı yapmaz. Birincisi x teng pi taksim 2 hoşu 2 kapi. İkincisi x teng minus pi taksim 2 hoşu 2 kapi. R kosinüsün norm pi taksim 2'ye teng. Plüsü günü alsak mana bu katar hasıl buladı. Minusu bulan alsak mana bu qatar hosil bo'ladi. İkincisini ham biz quyidagicha o'zgartirib yozishimiz mumkin. İkincisi teng pi taqsim 2 plus 2 kapi minus pi deb yozamiz. Pi taqsim 2 dan pi ni ayirsak minus pi taqsim 2 ga teng bo'ladi. Buni ham endi pi taqsim 2 qo'shib mana bu ikkitasidan pi ni chiqarsak 2 ka minus 1 pi hosil bo'ladi. Shunday qilib agar a 0 ga teng bo'lsa, ikkita ildizlar ketma-ketligini hosil qildik. Mana bu birinchisi, mana bu ikkinchisi. Endi bu ikkalasini birlashtirib bitta formula bilan yozishimiz mumkin. Mana bu yerga yozamiz. X teng pi taqsim 2 qo'shuv n pi. Bu yerda n butun sonlar to'plamiga tegishli. Agar n 2 ga teng bo'lsa, mana bu ildizlar hosil bo'ladi. N o'rniga 2 ga qo'ysak mana bu, ya'ni n juft son bo'lsa, mana bu ildizlar qatorini hosil qilamiz. Agar n tog' son bo'lsa, ya'ni 2 ga plus 2 ga minus 1 ga teng bo'lsa, har qanday tog' sonni mana bu ko'rinishda yozishimiz mumkin. U holda mana bu formula hosil bo'ladi. Pi taqsim 2, pi taqsim 2. N o'rniga 2 ga minus 1 yozamiz, mana bu formula hosil bo'ladi. Shunday qilib mana bu ikkita ildizlarni bitta qilib mana bu ko'rinishda sodda qilib yozishimiz mumkin ekan. Shu sababli agar a 0 ga teng bo'lsa, teng nimaning ildizlari mana bu formula bilan topiladi.